Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan mahallelerde geçimini balıkçılıkla sağlayanlar dondurucu soğuğa rağmen buz kırarak ekmek mücadelesi veriyor. Kar da yere düştü. Tabii rahmetiyle geldi kar ama soğuğuyla birlikte geldi. -8, -10 dereceler şu anda. Biz balıkçıların da zorlu mesaisi başladı kışın sebebiyle. Kış mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe bürünen bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölün yüzeyi buz tutarken balıkçılar da soğuktan nasibini alıyor. Balıkçı arkadaşlarla istişare yapıyoruz. 3-4 gün öncesinden diyoruz ağları toplayalım. Diğer türlü gölde buzun altında kaldığı zaman çok zor oluyor çekmesi. Malzemelerimiz orada kalıyor. Yaklaşık 2-3 ay falan kapandığı yıllar oldu Beyşehir Gölü'nün. Ağır şartlarda avlanmanın çilesini fazlasıyla hisseden balıkçılar, erken saatlerde açıldıkları yüzeyi buzla kaplı gölde teknelerini güçlükle ilerleterek geç saatlere kadar mesailerini sürdürüyor. Balıkçılar yer yer 20-30 santimetre kalınlığındaki buzları ellerindeki sopalarla, ayaklarıyla veya baltalarla kırarak ilerliyor. Daha çok sazan olmak üzere akbalık, levrek, kadife ve kerevit avcılığı yapan balıkçılar gölün uzak noktalarına ağlarını seriyor. Gölde ilk etapta şu anda çıkarken gölün kenarları buz. Evet. Bunu kayıklarımız kırarak gidiyor. Eskiden tahtaydı, korkuyorduk ama şu anda fiber olduğundan biraz zorluklarla kırıyoruz. Elimiz üşüyor, gidiyoruz ağımızı çekiyoruz, yeniden atıyoruz. Ondan sonra dönüşümüzde üşüyoruz işte. Şartlarımız bu. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo balık yakalayabilsek ne mutlu. Balıkçılar buzların kırılamadığı aşırı soğuk sabahlardaysa kendi imkanlarıyla yaptıkları barınaktaki sobada çay demleyip havanın biraz yumuşamasını bekliyor. Ne kadar uzaklaşırsan ağaç o kadar küçülür. Evet.